Merhaba sevgili can dostlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta 12 Havari adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Tabi İsa Ruhullah'ın bir sürü talibi vardı ama aralarından 12 can seçti. Bazen onlara 12'ler diyoruz, bazen de Havari diyoruz, 12 Havari. Hatta ben 12 Abdal diyorum çünkü görev olarak aşağı yukarı Abdal'ın görevi yani İsa hakkındaki müjdeyi bütün herkese iletmek, herkesle paylaşmak ve teyit edici mucizeler yaratmak, kerametler göstermek. Bu kerametler kendilerinin güçlerini göstermek için değildi. Bu İsa hakkındaki müjdeyi teyit etmek için. Mesela cinleri çıkarıyorlardı, şifa veriyordu vesaire. Evet, ne diyor? İsa dağa çıktı, kendisiyle beraber olmasını istediği canları çağırdı. Onlar da yanına geldi. Aralarından 12 can seçti ve onları abdal olarak, havari olarak isimlendirdi. Bu 12 can kendisiyle birlikte olacaktı. İsa onları müjdeyi beyan etmek için gönderecekti. Parantez açıyorum. Havari kelimesi kelime anlamında gönderilen, yollanan, sevk edilen anlamındadır. Aynı zamanda İsa onlara cinleri çıkarma yetkisini verecekti. İşte seçtiği 12'lerin isimleri şöyle. Simon, ki İsa ona Petrus yani kaya mahlasını verdi. Zebedi oğulları Yakup ve Yuhana, ki İsa onlara Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları mahlasını verdi. Bu ikili biraz herhalde gürültülü bir ikili kardeş. Onun için onlara gök gürültüsü oğulları demiş. Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay'ın oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve Yahuda İskariot. Daha sonra İsa'yı ihanet edecekti. Yahuda İskariot. Evet, buna göre bir deyiş yazdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. İsa canları yanına çağırdı. Canlardan 12 havari seçti. Abdallar olarak görevlendirdi. Canlardan 12 havari seçti. Abdallar olarak görevlendirdi. Canlardan 12 havari seçti. Şah'la beraber olacaktı. Şah müjdelemeye gönderecekti. Cin çıkarma gücünü verecekti. Canlardan 12 havari seçti. Cin çıkarma gücünü verecekti. Canlardan 12 havari seçti.
çağırır. Ki ona Petrus mahlasını verir. Petrus da kaya anlamına gelir. Canlardan 12 havari seçti. Petrus da kaya anlamına gelir. Canlardan 12 havari seçti. Zebedi oğulları iki kardeş, Yakup ve Yuhanna'ya mahlas vermiş. Gök gürültüsü oğulları imiş. Canlardan 12 havari seçti. Gök gürültüsü oğulları imiş. Canlardan 12 havari seçti. Andreas, Filipus, Matta, Bartalmay, Thomas, Yurtsever, Simon, Yakup, Taday, İsa'yı ihanet eden Yahuda. Canlardan 12 havari seçti. İsa'yı ihanet eden Yahuda. Canlardan 12 havari seçti. Kervan havari, yolanan demek. Görevleri haberi müjdelemek. Müjdeyi teyit mucize eylemek. Canlardan 12 havari seçti. Müjdeyi teyit mucize eylemek. Canlardan 12 havari seçti. Evet, İsa Ruhu'la bu 12 havariyi seçti ve daha sonra gönderdi ve onu da daha sonra anlatacağız. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.